Havacılığın adresi Türkiye'ye hoş geldiniz. F-16'lar hakkında bir önceki sunumda toplam F-16 üretim sayısı, diğer uçaklardan farklı yönleri, üretici firma değişikliği, istemsiz olarak kendi kendine ilk uçuşu, ülkemiz tarafından verilen siparişler, bir saatlik uçuş maliyeti ve her bir modelin satış fiyatını ele alınmıştı. Bu sunumda F-16 teknik hususlar ile bloklar arası farklılıklar ele alınacaktır. Teknik özelliklerden bahsederken F-16C Blok 40 modelini ele alacağız. Bu değerler genel bir kanı oluşturması amacıyla verilmiştir. Her bir modelde ufak tefek değişiklikler söz konusu olabilmektedir. İlk olarak boyutlarına bakacak olursak, uzunluk 15 metre 3 santim, kanat genişliği 9 metre 45 santim, yükseklik 5 metre 9 santim, kanat alanı 27,88 metrekaredir. İkinci olarak ağırlıklarına bakacak olursak uçağın boş ağırlığı 8.495 kilo orandır. Tipik yükleme ağırlığı da 10.780 kilo orandır. Azami ağırlığı 17.010 kilo orandır. Yakıt kapasitesi dahili 3.105 kilogram, harici 3.066 kilogram. Azami faydalı yükü de 7.800 kilogramdır. Güç kaynağı olarak Blok 40 modelinde bir adet General Electric F110GE100 motoru, Blok 42'lerde bir adet Pratt & Whitney F110PV220 motoru kullanılmaktadır. Şimdi de performans değerlerine bakalım. Azami hız olarak 12 km irtifada 2175 km bölü saat hıza ulaşabilmektedir. O da yaklaşık olarak 2,05 Mach hızına denk gelmektedir. Deniz seviyesinde bu hız saatte 1460 kilometreye kadar düşmektedir. Tırmanma hızına bakacak olursak saniyede 254 metreye kadar tırmanabilmektedir. Servis tabanı 50 bin feet, yani o da yaklaşık olarak 15.240 metreye denk gelmektedir. Menzil olarak yüksüz ve azami yakıt ile 3890 kilometre mesafeye tek seferde gidebilmektedir. Tipik yükleme ile bu mesafe 1000 kilometreye kadar düşmektedir. Kanat hücum açısı 40 derece, kanat açıklık oranı 3, G limitleri olarak da artı 9 ve eksi 3G'ye kadar imkan sağlamaktadır. F-16 A, C ve E serilerinde bir pilot görev yapabilirken, F-16B, D ve F serilerinde iki pilota imkan sağlamaktadır. F-16I serisinde diğerlerinden farklı olarak bir pilot artı bir silah radar sistem operatörü görev yapmaktadır. F-16'ların versiyonlarına blok ismi verilmektedir. Blok sayısı yükseldikçe uçak daha modernleşmektedir. Şimdi de sırasıyla blokları inceleyelim. Versiyon YF-16 test versiyon uçaktır. Uçak modelleri nasıl isimlendirilmesini sunumda harflerin ne anlama geldiklerini açıklamıştım. Hatırlayacağınız üzere F, Fighter yani savaş uçağı, Y ise prototip uçak olduğunu ifade etmektedir. Yani F-16 uçağının prototipi YF-16 olarak isimlendirilmektedir. 6 adet tek kişilik YF-16A, 2 adet 2 kişilik YF-16B olmak üzere toplamda 8 adet üretilmiştir. İlk üretilen uçakta Pratt & Whitney motor üretici firması tarafından üretilen F-100 serisi motorlar kullanılmıştır. F-16AB Block 1 versiyonu F-16'nın ilk seri üretim versiyonudur. Amerika dışında Norveç, Hollanda, Belçika ve Danimarka'ya da ihraç edilmiştir. Siyah radumuyla diğer F-16'lardan kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Pratt & Whitney F-100 PV200 motoru ile Afterburner yani sonradan yanma özelliği sayesinde 23.830 pound itiş gücü sağlamaktadır. Blok 1 versiyonundan toplamda 94 adet üretilmiştir. F-16AB Blok 5 versiyonu Blok 1 ile aynı aviyonik altyapıya sahiptir. İlk dalaşlarında dezavantaj sağladığı için siyah radom, gri radom ile değiştirmiş olur. Daha sonraki yıllarda üretilen modellerde bu renk standart hale gelmiştir. Blok 5 versiyonundan toplamda 128 adet üretilmiştir.
F-16AB Block 10 versiyonu, Block 1 ve Block 5'e kıyasla havaalanı altında bulunan UHF telsiz anteni küçültülmüş olup toplamda 326 adet üretilmiştir. F-16AB Block 15 versiyonu, F-16'nın en çok üretilen versiyonudur. 14 yılda 3 montaj hattında 983 adet uçak üretilmiştir. Dikey ve yatay stabilizede yapılan değişikliklerle dış görünüşündeki fark edilebilir değişiklikler yapılmıştır. Havaalanı yanına ek pot taşıyabilen 2 paylon takılmıştır. %30 artan yatay stabilize alanıyla uçağın kontrol gücünün de artırılmasına imkan sağlanmıştır. 1987'den sonra üretilen 214 adet F-16, operasyon kabiliyeti artırım anlamına gelen F-16AB Block 15 OCU, Operational Capability Upgrade olarak üretilmiştir. Motorlar daha güvenilir olarak dijital kontrollü ve daha az kompresör stall arızası yaratıcı düşünülen Pratt & Whitney F-110 PV220 turbofan motor olarak geliştirilmiştir. Head-up display ekranı genişletilmiş ve tam yüklü kalkış ağırlığı 17 tona yükseltilmiştir. F-16AB Block 20 versiyon F-16'lar, Block 15 F-16'ların orta yaş güncellemesi anlamına gelen Mid-Life Upgrade modernizasyonundan geçmiş versiyondur. Kokpite renkli çok fonksiyonlu ekran takılmıştır. Ayrıca bu modelde ses ve video kayıt sistemi de eklenmiştir. Kaska monte nişangah sistemi kullanma kabiliyeti kazandırılması da bu model ile eklenen bir diğer özellik olarak görülmektedir. Block 10-15'te kullanılan HOTAS, Block 50'de kullanılanlar ile değiştirilmiştir. Bu modelin bir diğer özelliği de elektronik savaş kabiliyetinin eklenmesidir. Küçültülmüş GPS sistemi ile birlikte dijital yükselti sistemi de eklenmiştir. Eski analog göstergelerin ağırlıkta olduğu kokpit, günümüzde yaygın olarak kullanılan C serisine daha yakın glass kokpite çevrilmiştir. Keşif potu taşıma kabiliyeti kazandırılmış, HARM anti-radyasyon füzesi taşıma kabiliyeti kazandırılmıştır. Ayrıca JDAM, EGBU-12, AIM-120, AIM-9X kullanabilme kabiliyeti de kazandırılmıştır. Link-16 data link sistemi entegre edilmiştir. Birçok yeniliğin eklendiği bu modelde toplamda 949 uçak MLO yani orta yaş modernizasyonu modeline çevrilmiştir. F-16 CD Block 25 versiyonunda F-16A ve F-16B olan isimler artık Missile Stage 2 olarak da bilinen tek kişilik F-16C ve çift kişilik F-16D Block 25 olarak yenilenmiştir. İlk F-16C 16 Haziran 1984'te ilk uçuşunu yapmıştır. Bu model sadece ABD Hava Kuvvetleri'ne göre yapmaktadır. Bu modelde toplamda 244 uçak üretilmiştir. F-16C'de Block 30-32 versiyon MISIP 3 Stage 3 olarak da bilinmektedir. Üretimine uçak 1986'da başlanmıştır. Block 32'lerde ilk versiyonlarda kullanılan Pratt & Whitney F-100 PV220 motoru kullanılmaktadır. Block 30 modelinde ise 28.984 libre itki üreten General Electric F-110 GE100 turbofan motoru kullanılmaktadır. GE motorlarda daha geniş havaalanı kullanılmakta. Büyük hava girişli F-16 Block 30'lar bugüne kadar tasarlanmış ve üretilmiş operasyonel F-16'lar arasında en üstün av yeteneğine sahip uçaklar olarak bilinmektedir. Diğer bütün F-16'lardan daha hızlı tırmanmakta ve sert dönüşlerde çok daha az enerji kaybetmektedirler. Bu sayede büyük hava ağırlığına sahip F-16 Block 30, it dalaşının kralı olarak da görülmektedir. Bu modelde toplam 646 adet F-16 üretilmiştir. Bu model Türk Hava Kuvvetleri, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması, İsrail Hava Kuvvetleri, Yunanistan Hava Kuvvetleri, Mısır Hava Kuvvetleri ve Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. F-16 CG-DG Block 40-42 Night Falcon Lantern sistemi sayesinde F-16'lar geceleri yer değiştiren hareketli hedeflere saldırma yeteneği kazanmıştır. ABD Hava Kuvvetleri aslında en başında her havada geceleri ve bulut içindeyken geceleri karanlıkta yer değiştiren hareketli hedeflere saldırma yeteneği olan ve ismi F-16G olacak başka bir uçak talep etmekteydi. Fakat çok anlamsız bir şekilde ABD Kongresi yeni bir uçağın F-22'ye karşı bir tehdit olacağı düşüncesiyle onaylamadı. Fakat aynı kongre, aynı uçağın tamamen aynı görev tanımı ile F-16 Block 40 ismiyle dolmasına ses çıkarmamıştır. Uçak AN/APG-68V5 uzun menzilli gelişmiş radar sistemiyle donatılmıştır. F-16 Block 40 ile
F-16'lar artık iyiden iyiye çok görevli, çok amaçlı uçaklara evrilmişlerdir. Kokpit ve navigasyon ışıkları gece görüş gözlüğüne uygun hale getirilmiş olup, bomba taşıma kapasitesini artırmak amacıyla iniş takımları ve gövdede güçlendirmeler yapılmıştır. Blok 40 GE motoru kullanırken, Blok 42 Pratt & Whitney motoru kullanmaktadır. Motoru F-16 Blok 30 ile aynı motordur fakat daha ağır bir uçak olduğu için itiş ağırlık oranı Blok 30'un gerisinde kalmaktadır. Blok 40 F-16'lar, Lantern podları ve bu podlar ile uyumlu olan holografik HUD, GPS navigasyon alıcısı, APG-68V5 radar, ALE-47 CHEF flare launcher'i, dijital uçuş kontrol ekranları, flir görüntüleme kabiliyetine sahip, tamamen otomatik olarak çalışan ANAAQ-13 zemin takip radarı, pilotun G toleransını artırmak amaçlı olan pozitif basınçlı solunum sistemi gibi yeniliklerle donatılmıştır. Lantern podları için teker boyuda yükseltilen bu modelde GBU-10, 12 ve 24 Pave-Way serisi lazer güdümlü bomba atabilme kabiliyeti de kazandırılmıştır. 1989 yılında F-16 Block 40-42'ler HARM antiradar füzesi ateşleme yeteneğine kavuşmuşlar ve maksimum kalkış ağırlığı 42.300 pound'a yükseltilmiştir. Bu model Türkiye, ABD, İsrail ve Mısır'da kullanılmaktadır. Blok 42 sadece Amerika kıtasında kullanılmaktadır. Bu modelden toplamda 799 adet üretilmiştir. F-16CJ, DJ, Blok 50-52 1991'de üretilmeye başlamıştır. Honeywell H-423 lazer gyrolu seyir sefer sistemi sayesinde gece, gündüz, bulut içinde navigasyon oldukça kolaylaşmıştır. Blok 50'nin motoru 29.000 pound gücündeki General Electric F-110GE-129'dur. Blok 52'lerde ise 28.500 libre itki üreten Pratt & Whitney F-100PV-229 turbofan motor kullanılmaktadır. ANALR-56M gelişmiş radarı uyarı alıcısı takılmıştır. Dost düşman tanıma sistemi takılmıştır. AIM-120, AMRAAM ve AGM-65D Maverick taşıma kabiliyeti kazandırılmıştır. Toplamda Blok 50-52 Plus'larla birlikte 995 adet üretilmiştir. Türkiye, ABD, Yunanistan ve Şili Blok 50, ABD, Güney Kore, Singapur, Yunanistan, Polonya ve İsrail ise Blok 52 kullanmaktadır. Blok 50-52 Plus'larda yani geliştirilmiş Blok 50-52'lerde uçağın gövde üstüne G limitini etkilemeyen yeni yakıt tankı takılabilme kabiliyeti kazandırılmıştır. Video veri ağı sistemi eklenmiş, F-22 ve F-35'lerde kullanılan REM boya benzeri bir boya ile kaplı olduğu için de radar izi azaltılmıştır. Batı bloğu ülkeleri tarafından üretilen hemen hemen bütün füze ve akıllı bombaları taşıyabilmektedir. Yeni ANAPG-68V9 radarı ile hedef algılama menzili %30 artırılmıştır. Her hava şartında atış kabiliyeti kazandıran 50 santim hassasiyetli arazi takibi özelliği de eklenmiştir. Kara ve deniz hedeflerini algılama kabiliyeti artırılmış, ANAPX-113 gelişmiş dost düşman tanıma sistemi takılmıştır. Gövde içi oksijen üretme sistemi eklenerek kaska monte hedefleme sistemiyle de donatılmıştır. GPS güdümlü her hava koşulunda atılabilen JDAM bomba taşıma kabiliyeti de kazandırılmıştır. Yalnızca İsrail'de kullanılmakta olan F-16'larda ise F-16D Blok 52'nin İsrail Havacılık Enstitüsü bünyesinde İsrail ihtiyaçlarına yönelik modifiye edilmiş hali haline getirilmiştir. F-16EF Blok 60 Desert Falcon, Birleşik Arap Emirlikleri için İran tehdidi üzerine geliştirilmiş, şu an uçmakta olan en gelişmiş F-16'dır. ANAQ-28 IFTS görüntüleme sistemiyle donatılmış olup, ANAPG-80 AESA radarında kullanılmaktadır. ALQ-165 ECM sistemi entegre edilmiştir. Tamamen dijital kokpit tasarımına geçilmiştir. General Electric üretimi 32.500 libre itki üreten F-110GE-132 turbofan motor kullanılmaktadır. F-16 ve Blok 70-72, F-16'nın kullanım ömrünü 2060'lı yıllara kadar çıkartmak amacıyla yapılmıştır.
Block 5052 Plus model F-16'ların ANAPG-84 AS radarıyla güçlendirilmiş ve biraz daha geliştirilmiş versiyonudur. Pilotun yüksek çiğde bayılmasıyla oluşabilecek kazaları önleyen havada çarpışma önleme sistemi de takılmıştır. Gövde ömrü geçmiş F-16'lara göre %50 uzatılarak 12.000 saatlik servis ömrüne yükseltilmiştir. Bu sunumda F-16'nın teknik özellikleri ve bloklar arasındaki farklılıklar ele alınmıştır. Aklınıza takılan ilave soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa, her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.